Herkese merhaba çocuklar. İkinci temada Milli Mücadele ve Atatürk temasında Bu Vatan Kimin isimli şiir Orhan Şahin Gökçe'nin şiirinin etkinliklerin cevaplarını yapacağız. Evet, Bu Vatan Kimin şiirini okuduğunuzu düşünüyoruz ve hemen birinci etkinlikten başlayalım. Aşağıda metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Metindeki anlamlarından hareketle kelimeleri bulmaca yerleştiriniz. Ben yerleştirdim. Zaman kaybetmeyelim diye. Bir, taşkınlık göstermek, konuşmak, coşmak, kükremek. Nedir buradaki kelimelerden? Tabii ki şahlanmak olacaktır. 2. İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan kutsal savaşa gaza denir. 2. Burada gaza yazdım. 3. Düşman, hasım. 4. Kahraman, yiğit. 4. Nerede? Burada er. Eskiden Türklerde er denirdi. 5. Çok daha çok. Ziyade. Ziyadesiyle memnun oldum. Yani çok memnun oldum anlamına gelir. 6. Pembe ve erguvan tonlarıyla karışık koyu kırmızı renkte değerli bir taş. Bu da yakut olacaktır. 7. Sınır, hudut. Hudut karakolunda nöbet tutuyorlardı. Yani sınır karakolu. Yani hudut demek sınır demektir. Evet, hemen buradaki ikinci etkinliğe geçelim. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız diyor. 1. Şiirin ilk dörtlüğünde bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır dizelerinde. Şair kimleri sıradağlara benzetmiştir diyor. Biz şuraya yazalım. 1. Şair sıradağları şehitlerimize benzetmiştir. Evet. 2'ye gelelim. Şair vatanı tanımlarken hangi somut nesneleri kullanmıştır? Açıklayınız diyor. Ne kullanmıştır? Mesela yakut kullanmıştır. Nehir ve dağları kullanmıştır. Burada demek istediği şu, vatanın her taşının değerli olduğunu anlatmıştır diyelim. Evet, üçüncü etkinliği, şey üçüncü soruya bakalım hemen. Üçüncü soru ne diyor? Sizce vatanı için ardına bakmadan yollara düşen kişiler neleri feda etmişlerdir? Bu kişiler canlarını, mallarını, aralara virgül koyacağız. Canlarını, mallarını, ailelerini ve sevdiklerini feda etmişlerdir diyelim. Evet, dördüncü etkinliği soruya bakıyoruz. Şair dördüncü dörtlükte erlerin kara toprağa girmesiyle gül bahçesine girmesini neden eş değer kılmıştır diyor. Açıklayınız. Dört diyelim çünkü şehitler dinimize göre, bunu düzeltiriz. Şehitler dinimize göre cennette en güzel yerlerde olacaktır diye bir cevap yazalım buna. Şuradan devam edelim. 5. Sencileyin hasmı rüyada değil, topun namlusu görenlerindir dizelerinde şair kendini kimlerle hangi yönde karşılaştırır diyor. Evet, şair kendini askerlerle karşılaştırmıştır diyelim. Askerlerin düşmanı direkt gördüğünü anlatmaktadır diyelim. Evet, beşinci cevabımız da bu olacak. Peki, üçüncü etkinliğe geçelim hemen. Şiirin teması ve ana duygusunu belirleyiniz diyor. Şiirin teması nedir? Vatan sevgisidir tabii ki. Ana duyguyu yazalım hemen. Vatanın sahipleri onun için nedir? Can verenlerdir. Vatanın gerçek sahipleri onun için can verenlerdir. Dördüncü etkinlik, aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Dağ kelimesine eklenen lar eklendi. Kelimenin anlamını mı, sayısını mı değiştirmiştir? Açıklayınız diyor. Tabii ki dağlar. Ne oldu burada? Bir tane dağ vardı. Lar ekledik ve dağlar oldu. O zaman neyini değiştirdi? Sayısını değiştirmiştir diyelim. O zaman lar eki
bir kelimenin sayısını değiştirir diye de açıklamasını yapalım. B şıkkına gelelim. Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin köklerini ve eklerini örnekteki gibi ayırınız. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Tarihinkini tarih ve in olarak değiştirmiş. Dilinden kelimesini şöyle ayırabiliriz. Dil kökü, sonradan gelen heceler in ve nedir? Den ekleri gelmiş. Nehirler derken nehir kelimesi zaten köktür. Ler ve ler sözcüğü de bunun ekidir. Ler çoğul eki ve in ilgi çekim eklerini kullanıldığı iki tane cümle yazınız diyor. Ne yazalım? Ağaçlar sonbaharda bir başka güzeldir diye ağaçlar çoğul ekini kullandık. İlgi eki de şöyle bir şey yazabiliriz. Günün en güzel saatleri bunlar diye bir cümle yazabiliriz. Şarkıdan bir söz bu. Evet, beşinci etkinliğe geldik. Aşağıdaki dizelerin sizlere uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Yine bir vatan sevgisini anlatan bir dize. Burada anlatmak istediği nedir? Bir toprak parçasının uğrunda canını feda edebilecek diyelim, edebilecek insanlar varsa vatan olduğudur. Ama tabii sadece canımızı feda etmeyeceğiz. Vatana olan borcumuzu sadece canımızla değil, onun uğrunda çalışarak ödeyebiliriz. Yani vatanımız için çalışarak bu borcu ödeyebiliriz. İlla ölmemize gerek yok. Tabii yere geldiği zaman da ölebiliriz. Yukarıdaki mısraların verdiği ana duyguyu desteklemek için yakın tarihimizden bir örnek veriniz diyor. En yakın tarih olarak bunu duymuşsunuzdur. Hatırlıyorsunuzdur. 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da Türk milleti vatanı uğrunda canlarını hiçe sayarak mücadele etmiştir diyelim. 15 Temmuz en yakın bir kahramanlık öyküsü. Mücadele etmiştir dedik. Evet, kaça geldik? 6. etkinlik. Aşağıdaki davetiye örneğini incelediniz diyor. Evet, bir veli şiir dinletisi, davetiyesi inceledik. Burada önemli olan bir hitap var. Burada kimin gönderdiği var. Yer, saat, zaman gerekiyor. O zaman biz de Mehmetçik Vakfı'na destek amacıyla düzenlenen kermesle ilgili bir davetiye yazalım. Değerli velilerimiz diyelim. Bizimki biraz farklı olsun. Değerli velilerimiz, okulumuzda veya okulumuz tarafından diyelim, tarafından Mehmetçik Vakfı'na destek olmak amacıyla düzenlediğim, burayı tabi aşağı yazalım, amacıyla düzenlediğimiz kermesimize katılmanız bizleri onurlandıracaktır diye yukarıdakinden biraz farklı bir şey yazabiliriz. Evet, bunu tabi buraya ne yazacağız? Kim davet ediyor? Okulun en yetkili kişisi, okul müdürü. Okul müdürü, burada bir isim verelim. Ahmet Aslan mesela. Tabii buraya da bilgilerimizi gireceğiz. Ne diyelim? Tarih 19-10-2023.
Saat 14 diyelim. Tabii bir de yerini belirteceğiz. Yer Atatürk Ortaokulu diyelim. Evet, böyle bir davetiye hazırlamış olduk. Şimdi gelecek derse hazırlık. Atatürk'ün askeri kişiliği ile ilgili bir toplanınız. Araştırmamızda Edu ve Gov uzantılı sitelere giriniz diyor. Neden bunlar? Çünkü resmi sitelerdir. Devletin resmi sitelerinde güvenilir haber olduğu için bu sitelerden araştırmamızı yapabiliriz. Atatürk'ün askeri kişilik özelliğini şu şekilde özetleyebiliriz. Tabii siz araştırma yapabilirsiniz. Atatürk yıllarca cephelerde canını hiçe sayarak savaşmış cesur bir askerdi. Ama aynı zamanda barışı savunurdu. Yani barışçıl bir insandı. Diyelim siz daha detaylı bir araştırma yapabilirsiniz. Ama bu da yeterli olacaktır. Evet, ikinci hazırlığımıza bakalım sorusuna. Atatürk'ün silah arkadaşları ile ilgili görsel ve bilgi toplayarak dersi hazırlanınız diyor. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları ilk sırada tabii ki İsmet İnönü olacaktır. Daha sonra duymuşsunuzdur Fevzi Çakmak Paşa vardır. Sonra en bilindikleri yazıyoruz tabii. Kazım Karabekir Paşa. Daha sonra Ali Fuat Cebesoy. Başka Refet Bele olabilir. Bir tane daha yazalım. İzzettin Çalışlar. Evet, silah arkadaşları genelde en bilindik isimler olacaktır. Evet, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki derse kadar herkese hoşça kalın diyorum.